Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere deneme analizinden ziyade ufak bir reduction konusunda bazı ipuçları vereceğim. Şimdi reductionlar İngilizce'de biraz sıkıntılı bir konu, biraz zor bir konu. Şimdi reductionları ben size 3 tipiyle anlatacağım. Birincisi non-clause'ların reductionları, ikincisi relative clause'un reductionları, üçüncüsü de adverbial clause'ların reduction şekillerinden bahsedeceğim. Şöyle NC ile başlayalım, non-clause reductionları. Şimdi reduction yapabilmemiz için öncelikle NC'lerin reductionlarını biz to ile yapıyoruz. Relative clause'da 3 tane tipimiz var. Buna üçgen diyebiliriz arkadaşlar. Birincisi aktif olan cümlelerimizi verb ing ile, pasif olan cümlelerimizi v3 ile. Eğer cümlemizde the first, the second ya da the superlative ya da the last gibi bir yapı varsa o zaman kısaltmalarımızda to ile yapıyoruz. Onun dışında adverbial clause'dayız arkadaşlar. Aslında burada mantık yine buna dönüyor. Verb ing ya da verb 3 üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani aktif cümlelerimizde fiil ing takısı, pasif cümlelerimizde v3. Bir ekstradan burada özellikle while'lı cümlelerimizde being verb 3 şeklinde pasif kısaltması yapabiliriz. Yani aktifleri bu şekilde, pasifleri bu şekilde, yani V3 ya da Being V3 şeklinde kısaltma yapıyoruz. Onun dışında bir de burada bilmemiz gereken bir husus da şu arkadaşlar. Eğer bir fiil verb ing alıyorsa burada aktif kısaltması vardır dedik. V3 ise pasif kısaltması var dedik. Eğer having verb 3 şeklinde bu kısaltma varsa bu da aktif kısaltması. Eğer having being verb 3 şeklinde ise bu da pasif kısaltması arkadaşlar. Yani aktif, pasif, aktif, pasif. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bu ikisi arasında verildiği zaman öğrencilerimiz genellikle have'li olan şıklardan genellikle korkuyorlar. Aslında korkacak bir şey yok. Eğer iki cümlemizin zamanı eş zamanlıysa burada bunları kullanacağız. Yani eş zamanlı cümlelerimizde bunu kullanacağız. Eğer farklı zamanlı durumlar varsa o zaman da bunu kullanacağız arkadaşlar. Farklı zamandan kastım şudur. Örnek vereyim şuna. Mesela I confessed dedim. I confessed. Ben itiraf ettim neyi? Having committed. Tabii şu an benim anlattığım olay şu verdiğim örnek kısaltmalarla alakalı değil. Bu gerund konusuyla alakalı. Benim maksadım size şunla şunun arasındaki farkı göstermek. Having committed a crime, bir suç işlediğimi itiraf ettim diyeceğim. Şimdi burada itiraf etmem ve suç işlemem. Şimdi mantıken ikisini eş zamanlı yapamam herhalde. Önce suçu işlemişimdir, sonra bunu itiraf etmişimdir. Buradaki olay daha geçmiş olduğu için arkadaşlar, ben burada committing'den ziyade having committed yaptım ki buradaki olayın daha geçmiş olduğunu bileyim arkadaşlar. Bu yüzden burada bunu kullandım. Ya da şöyle bir cümle düşünün. These animal, bu sefer de infinitive'den bir örnek vereyim. Is believed, bu hayvanın, to have lived in ancient times, eski zamanlarda yaşadığına inanılıyor. Bakın inanılması şimdi ama yaşaması geçmişte olduğu için burada to live yapmak yanlış olurdu direktmen. Arkadaşlar zaman farklılığını vurgulamak adına ancient times dediğimiz zaten bu bizim için burada bir ipucudur. O zaman have lived şeklinde yararlanmam gerekiyor. O zaman demek ki biz sınavlarda böyle have'li yapılar gördüğümüz zaman korkmayacağız. Bunlar direkt arkadaşlar zaman farklılığı olan durumlarda zaten bize soruda mutlaka böyle ancient times ya da işte milattan önce şu işte milattan sonra tarzı bir ifadeyle oradaki zaman farklılığını vermesi lazım ki biz bunu ayırt edebilelim. O zaman bu farkı anladığımıza göre bunlar eş zamanlı bunlar farklı zamanlarda kullandığımızı anladığımıza göre şimdi NC kısaltmasıyla başlayalım. Şimdi kısaltmalarımızda en önemli şeylerimiz öznelerimizin ortak olması gerekiyor. NC'de bazen nesne ile özne ortaksa böyle durumlarda da kısaltmalar yapabiliriz arkadaşlar. Dedik ki NC kısaltmalarını biz to ile yapıyoruz. O zaman I don't know what dedik. Sonra to getireceğim. Özneler ortak. Zamanı da götüreyim.
To verb 1 şeklinde kısaltma yapacağım demiştim. What to do şeklinde yaparız. Uzman sorularda eğer biz what'tan sonra bizden bir kısaltma istersen to do şeklinde yapacağız arkadaşlar. Hemen ben Ayşe'ye nereye gideceğini sordum. I asked Ayşe. Ayşe'yi burada kullanmak zorundayız. Where to go? Ayşe'ye nereye gideceğini sordum şeklinde. Bakın dikkat ettiyseniz bu sefer de buranın nesnesiyle buranın öznesi aynı olduğu için yine bir kısaltma yapabildim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz husus biz that'lerden sonra to kısaltması yapamayız. That'lerden sonra tam cümle gelmek zorunda. Ama onun dışında NC konusunda double H'ler ya da whether'lardan sonra arkadaşlar to ile kısaltma yapabiliriz. Gelelim RC kısaltmalarına. RC kısaltmalarında 3 tane tip gösterdik. Üçgen yapmıştık hatırlayın. Aktif olanlar verb ing, pasif olanlar verb 3, the first, the second tarzı bir şey varsa o zaman da to ile kısaltma yapacağız. Şimdi bakalım ben diyor ki öğrenciyi kutladım. Hangi öğrenciyi who ile açıklamış? İyi not alan öğrenci iyi not alır, aktif söylemiş. O zaman ne yapacağım? Who'yu atacağım. Arkadaşlar şunu orijinaline çevireceğim. Get. Sonra buna verb ing getirerek kısaltma yapacağım. Getting şeklinde. Aktif olduğu için verb ing ile yaptım. Yani bu cümle şöyle olacak. I congratulated the student getting a good mark şeklinde olacak. Yine aktif bir cümle fark ettiyseniz bu sefer özneyi açıkladım. The person who lives next door diyor ki hemen yan komşudur. Yani yan kapımızda yani komşumuzda kastediyor burada. Yan kapıda yaşayan kişi bir mühendistir dedik. Aktif. Who'yu atacağım. Fiili orijinal olan S takısından kurtarıp living şeklinde. The person living next door şeklinde devam edecek cümlemiz. Bunlar aktif olanların kısaltması. Pasife bakalım. Kamyon tarafından ezilen adam şuraya now ekleyebiliriz. Şimdi yoğun bakımda dedim. Şimdi arkadaşlar burada pasiflerin kısaltmasında V3 kullanıyordum. Şunu attım. Was'a attım. Run over şeklinde direkt the man run over by a track şeklinde cümlemiz kaldı arkadaşlar. V3 ile yapmış olduk kısaltmamızı. The girl who was interviewed by Musa Enes is studying medicine. Musa Enes tarafından röportaj yapılan kız tıp okuyor dedik. Hemen who'ya attım, was'a attım. Sadece interviewed kısmı kaldı V3 olarak. Direkt the girl interviewed by Musa Enes şeklinde olmalıydı. Şimdi sorularda genellikle öğrenciler diyor ki hocam tamam burada güzel yapıyoruz ama biz bunu sorularda nasıl göreceğiz? Kısaltmam normal mi olup olmadığını özellikle V3'lerde böyle bir sıkıntımız var. Burada şöyle uyanık olacaksınız. İngilizce'de iki tane fiil art arda gelemez. Burada interviewed, burada da is. Art arda gelemez. O zaman bunun birinin kısaltma olması lazım. Is'le kısaltma yapamayacağıma göre demek ki şurası V3 kısaltması. Keza burada bakın. Aynı mantık. Aktifleri düşünelim. Şimdi baktınız böyle bir soru soruyor size. Şurada zaten fiilimiz var. O zaman şurada bir fiil daha kullanamam. Bunu kısaltma yapmam lazım. Aktif olduğu için verb ing şeklinde kısaltma yaptım. Şimdi to'lu kısaltmalarımıza girelim. The first, the second, the last gibi yapılarımızda biz to ile kısaltma yapıyoruz dedik. Who'yu atacağım arkadaşlar burada. To ve fiilin birinci hali. Aslında burayı understood dememiz lazımdı. Burayı düzeltelim. To understand şeklinde. Hemen şurada. To understand şeklinde arkadaşlar kısaltmamızı yaptık. Şunu da V2 halinden verb 1 haline çevirdik. The first man to understand germs. Mikropları anlayan ilk insan Pasteur'du dedik. To understand şeklinde yaptım. Süperlatifleri de bu şekilde kısaltma yapabiliriz demiştik. The best student who passed sınavı geçen en iyi öğrenci Yusuf'tu dedik. Hemen şurada who'yu atıyorum arkadaşlar. Yerine to yazacağım. Fiili de birinci haline getireceğim. To pass şeklinde yapmanız gerekiyor idi. Çıkmış yıllarda böyle the first sorularımız var. O yüzden relative clause'luluk konusuna dikkat edin arkadaşlar. Geçen yılda bir kısaltma sorumuz gelmiş idi. Adverbial clause kısaltmalarımız. Şimdi bunu size bir aşk hikayesi üzerinden anlatacağım. Şimdi diyor ki yolda yürürken bir kız gördüm. Şimdi while kısaltmasında şöyle yapıyoruz. Öznelerimiz ortak dikkat edin. Şöyle yapabilirim bunu while özne kısmını attım. Walking aynı mantık aktif verb ing ile. Yürürken I saw a girl bir kız gördüm diyebilirim arkadaşlar. Ya da bunu walking yürürken I saw a girl şeklinde de söyleyebilirim. O zaman buradan çıkacak anlam
While kısaltmalarında while'ı tut alabiliriz, at alabiliriz. Tamam mı? While'ı tut alabiliriz, at alabiliriz. After'a geçelim. Kızı gördükten sonra ona aşık oldum dedim. Öznelerimiz aynı. After. After'larda arkadaşlar genellikle zaman farklılığı vardır. After'ın olduğu taraf genellikle daha önce olur. O yüzden buralarda have kısaltmasını daha çok tercih ederler. Onu attım. Hemen. After having seen the girl. Gerisi aynı. Fall in love her dedim. Burada da arkadaşlar bu şekilde de yapabilirim. Ya da having seen the girl. Kızı gördükten sonra I fall in love her dedim. Bakın burada da yine aynı while'da olduğu gibi after'ı kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Bu size kalmış. O zaman while ve after'da after'ı kullanıp kullanmamak ya da while'ı kullanıp kullanmamak size kalmış. Dediğim gibi after'da genellikle zaman uyumu olduğu için, zaman uyuşmazlığı olduğu için, burası daha önce olduğu için genellikle tercihler, yayınlar ya da sınavlarda have ile kısaltmaları biz genellikle after olarak yorumlayabiliriz, anlam olarak da uyuyorsa. Şimdi aşk hikayemize devam ediyoruz. Dedik ki ona aşık olduğum için erkek kardeşler tarafından dövüldüm. Yine öznelerimiz aynı, dikkat edin. Şimdi because kısaltması. Hemen şöyle bir. Şimdi because'lu bir cümle var arkadaşlar. Sebep sonuç bağlaçları. Biz bunlarda da kısaltma yapabiliyoruz. Dedik ki ona aşık olduğum için erkek kardeş tarafından dövüldüm dedik. Şimdi because'lu kısaltmalarımızda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Öznelerimiz ortak. Önce buna bir dikkat edelim. Because'da şöyle bir durum var. Because'da arkadaşlar kesinlikle because atmanız gerekiyor. Yani because kullanılarak kısaltma yapmıyoruz. O yüzden aktif olduğu için hemen falling in love her I was beaten olacaktı şurası. Beaten pardon. Şöyle yapalım. Beaten by her brothers şeklinde kısaltma yaptım. Because gruplarına dediğim gibi because atmamız gerekiyor. Bu şekilde kısaltma yapmamız gerekiyor. Şu an o zaman öğrendiklerimizi tekrar edersek while, after'da at atabiliyoruz, tut atabiliyoruz. Because grubunda kesinlikle atıyoruz. Arkadaşlar onun dışındaki bütün adverbial clause dediğimiz yani birinci grup bağlaçlar diye benim derse tabir ettiğim işte although grubu, işte bütün zaman bağlaçlarımız işte while'lar, after hariç. Ondan sonra although grubu dedik. Because grubu hariç onları özel olarak anlattım zaten. Onun dışındaki adverbial clause'larımızda, birinci grup bağlaçlarımızda bağlaçlarımızı mutlaka tutacağız. Yani burada do tutacağız. Öznelerimiz ortak, dikkat edin. Hemen beaten diyebilirim buna. Dövülmeme rağmen I went on gone devam etmek. Onu sevmeye devam ettim dedim. Bakın dediğim gibi do grubu, when grubu işte bunların hepsinde arkadaşlar bağlacı atmadan kısaltma yapmamız gerekiyor. Sınavlarda bazen şunu yapıyorlar size. Do diyor nokta nokta nokta. Arkadaşlar şıklarda örnek veriyorum. Burası beaten. Mesela bu soru için. To be beaten diyor. C'de tuğlu bir şey veriyor. To be it diyor mesela. Eğer doğulu bir şey kısaltma ya da adverbial clause kısaltması görüyorsanız arkadaşlar to'ları kesinlikle atmanız lazım. Çünkü bizim bağlaçtan sonra to ile kısaltmamız yok. NC'de vardı bu dikkat ettiyseniz. O zaman bu da direkt verb ing ya da verb işler üzerinden gideceğiz. Ha, şunu da diyebilirsiniz. Eğer önce dövüldüğünü vurgulayacaksanız yani buradaki olayın daha geçmiş olduğunu vurgulayacaksanız having been beaten şeklinde de yapabilirsiniz. Dedik ki o saydığımız 3 tane istisna hariç yani while, after, because grubu hariç diğerlerinde bağlacı tutacağız demiştik. Mesela when, these medicine'la it ortak attım pasivine. When used regularly, düzenli olarak kullanıldığında these medicine bu ilaç faydalıdır dedim. Aynı bu şekilde bir kısaltma yaptık used regularly şeklinde. Şimdi o zaman genel olarak arkadaşlar
while ve after'ı kısaltmalarını atabiliyoruz, tutabiliyoruz. Because grubunda kesinlikle atıyoruz. Diğerlerinde de mutlaka tutacağız. İşte though grubu, when, as soon as, if gibi şeylerde arkadaşlar bağlaçlarımızı mutlaka tutacağız. Arkadaşlar burada reduction konusunu bitiriyorum. Dediğim gibi bu 3 tane kurala dikkat ederseniz 3 tane reduction'ın genel olarak şeylerini anlattım size, ipuçlarını anlattım. Heavy'lerden de dediğim gibi korkmanıza gerek yok. Bunlar farklı zamanlar olan durumları da elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz sınavlarda. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.